Yıldızcan Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen günlerde çözdüğüm çap yayınları AYT denemesinde kullandığım kayıt cihazında bir sorun nedeniyle bir iki soruyu atlamışım. Hemen onların çözümünü sizlerle paylaşacağım. Burada f'in türevinin grafiği verilmiş. Buna göre hangileri her zaman doğrudur diyor. Öncelikle şöyle baktığımız zaman -1 ve 1 kritik noktalarımız. -1 ve 1 kritik noktalarımız. Burada birden büyük değerler için negatif olduğu için eksi, artı, eksi, aşağı, yukarı, aşağı. Buralarda minimum ve maksimum olabilir diyeceğiz arkadaşlar. Kesinlikle vardır demeyeceğiz. Ona bakacağız birazdan. Şöyle ki, şimdi 3. öncülden başlarsam f5 küçüktür f3. Evet, burada yani 3 ve 5 burada. Ve türev negatif olduğuna göre fonksiyonun kendisi burada azalan. Azalan olduğu için f5 küçük f3 olmalıdır. Bu doğrudur. Eksi 1, 1 aralığında sabittir demiş. Eksi 1, 1 aralığında türev 2 çıkıyor. Bir fonksiyonun türevi 2 çıkıyorsa biz buna integral uyguladığımız zaman fonksiyonun kendisi 2x artı c gibi bir ifade gelecektir. Yani sabit değil. Doğrusal bir fonksiyon gelecektir. İkinci öncülümüz yanlıştır. Eksi bir noktasında yerel minimum değerini alır. Evet, bunu olabilir demiştik. Fakat şimdi şöyle düşünelim. Koordinat düzlemini. Eksi bir. Evet, burada bir sivri uç olabilir. Fakat şöyle de olabilir. Şu şekilde düşünelim. Eksi bir noktasında bir kopukluk da olabilir. Burada türev yok zaten. İlla ki şöyle olmak zorunda değil yani. O yüzden bu şekilde düşünürsek eksi bir noktasında yerel minimum vardır diyemeyiz. Çünkü bakın bu aralıkta yani şöyle eksi birin yakınlarında bakacak olursak eksi bir noktasında en küçük değerini almıyor. Eksi bir noktasında daha büyük bir değer alıyor. O yüzden yerel minimum değeri vardır. Her zaman diyemeyiz. Cevabımız yalnız 3 olacaktır. Devam edelim. Evet, bir fidanın boyunun zamana göre değişim oranı verilmiş. Buna göre dikildiğinde 6 santimetre olan fidanın boyu 5. yılın sonunda kaç santimetre olur demiş. Hemen dx eşittir 6t artı 2 dt deyip dt'yi karşıya atalım. Her iki tarafın integralini alırsak x eşittir 3t kare artı 2t artı c olacaktır. Dikildiğinde yani t eşittir 0 anında boyu 6 santimetre. T yerine 0 yazarsak boyu 6 santimetre olmalı. 0 yazdık, 0 yazdık. Demek ki c6. O halde x eşittir 3t kare artı 2t artı 6 diyelim. 5. yılın sonunda dediği için t yerine 5 yazarsak 3 çarpı 5'in karesi artı 2 çarpı 5 artı 6. Buradan da 75 artı 10 artı 6 cevabımız 91 santimetre olacaktır. Evet, atladığımız sorular bunlardı arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar.